Birçok hastamız bize başvurduğu zaman lazerin nereye, hangi dokuya yapılacağı konusunda tereddütler yaşıyor veyahut da ismini karıştırıyor. Gözün maketinde de gördüğümüz gibi gözün ön kısmındaki şeffaf saydam kornea merceğine yapılıyor. Hatta bir takım tetkikler de yapıyoruz. Korneanın renkli haritalarının çizilmesi vesaire gibi. Ve buna göre gözün uygunluğuna karar verip lazeri kornea tabakasına yapıyoruz. Lazer cerrahisi 20-25 adet değişik isimde anılmasına rağmen ana olarak korneaya yapılan 3 ana başlıkta incelenir. Birincisi korneanın yüzeyel cerrahileri. 1986 yılında lazer ilk başladığında uygulanan yöntemler bunlardı. Bu yöntemlerin içerisinde PRK, no touch lazer, epilezik gibi yöntemler yer alır. 1996 yılından sonra flapli cerrahiler dediğimiz cerrahiler başladı. Kornea tabakasından ince bir kapakçık kaldırıldı. Bu kapakçığın kalınlığı 100 ila 120 mikron arasında değişmekteydi. Kapakçık kaldırıldıktan sonra kalan kornea dokusuna lazer uygulandı. Bu yüzeyel cerrahilerdeki özellikle ağrı olayını çok azalttı ve kısa sürede yüzeyel görsel rehabilitasyon sağlayarak işe geri dönüşümüzü hızlandırdı. Yaklaşık son 3-4 senedir ise SMILE adını verdiğimiz yüzeyel cerrahi ve LASIK'ten sonra en son yöntem olan yönteme geçtik. Bunda kapakçıksız bir cerrahi uygulamaktayız. Sadece 2,5 milimetrelik çok ufak bir kesiden bir lentikül çıkararak kornea üzerinde numarayı sıfırlama imkanımız olmakta. Bize başvuran insanlarda bu konuda kafa karışıklığı mevcut. Refraktif lazer cerrahisi, kornea adını verdiğimiz gözün ön saydam merceğine uygulanır. Birçoğu retina ismini zikrediyor. Retina ise gözün 2,5 milimetre gerisinde sinir ağı tabakasıdır. Kornea ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bütün işlemlerimiz kornea tabakasında yapılmaktadır. Bize başvuran hastalar lazerin sonuçlarını merak etmekte, uzun dönemli sonuçları nedir diye sorular yöneltmekte. Lazer sanıldığı gibi çok yeni bir teknoloji değil. 1984 yılında insanlara uygulandı. Daha sonra 1988 yılında biz Türk doktorları olarak uygulamaya başladık. Yaklaşık 30 yıldır biz lazeri tanıyoruz, yapıyoruz ve biliyoruz. Dolayısıyla lazerde artık son derece güvenilir sonuçlar almaktayız. Efendim lazer teknolojisi gelişecekmiş, bir sene daha bekleyelim, 5 sene daha bekleyelim, 10 sene sonra ne olacak gibi sorular artık çok gereksiz ve yersiz. Kırma kusurlarında lazer cerrahisi güvenerek başvuracağınız bir yöntemdir. Hipermetropa ve astigmata yıllardır lazer yapmaktayız. Lazer teknolojisi artık 8 numaraya kadar miyopu, 5 numaraya kadar astigmatı ve gene 5 numaraya kadar hipermetropu kolaylıkla yok etmektedir. Kontak lens kullanımı lazere engel değildir. Kontak lens kullanımı korneayı inceltmez. Ancak yumuşak kontak lens kullanımında lazer muayenesinden 5-6 gün önce hiç lens takmamak gerekir. Yarı sert veya sert kontak lens kullanımında ise bu süre daha uzundur. 3 ila 4 hafta hiç lens kullanmadan lazer muayenesine gelmek gerekir. Hekimler veya göz hekimleri de diğer insanlar gibi lazer cerrahisinden faydalanmaktadırlar. Ancak bazı sebeplerden bunun gizli kalmasını isteyebilirler. Bizim hastanemizde son bir haftada tam 8 doktora lazer yapıldığını öğrendim. Ameliyattan bir gün önce ağrı kesici kullanmamalıyız, alkol almamalıyız. Özellikle hanım hastalarımız ise lazer sabahı çok iyi bir makyaj temizliğinden sonra hastaneye gelmeliler. Hastalardan çok sık aldığımız ve korktukları konulardan biri de lazer esnasında bıçak kullanılır mı? Yaklaşık 10 seneden beri önceden kullandığımız mikrokeratom adını verdiğimiz bıçaklar devre dışı kaldı. Artık bu bıçakların işlevini de femtosaniye lazer adını verdiğimiz özel bir lazer yapmakta. Dolayısıyla lazerde bıçak devri kapanmıştır. Lazerden sonra lazerin yok ettiği numara asla geri dönmez. Çünkü biz lazer ile kornea üzerindeki tıraşlama ile yeniden şekillendirme ile o numarayı yok ederiz. Ancak genç yaşta olan ve numarası artmakta olan hastalarımızda lazer yapıldıktan sonra orijinal numaranın artmasıyla yeniden numara çıkabilir. Bunun için son 2 yıldır numarası sabitlenen, artış göstermeyen hastalarımıza biz lazer önermekteyiz. Lazer esnasında
gözünüzde kesinlikle ağrı olmayacaktır. Hekiminiz sizle konuşarak lazer işlemini gerçekleştirecektir. Bu nedenle herhangi bir şekilde endişelenmeniz gerekmemektedir. Lazer sonrasında yapılan lazer türüne göre gözünüzde yanma, batma, sulanma ve ışığa karşı hassasiyet olacaktır. Bu kişinin ağrı eşiğine göre 3 ila 6 saat kadar sürer. Lazerin tipine göre ameliyat sonrası dönem de farklılıklar olmaktadır. Yüzeysel cerrahilerden sonra ağrı ve diğer şikayetler daha fazla olmaktayken, son yıllarda daha çok uyguladığımız LASIK ve SMILE cerrahisinden sonra ameliyat sonrası dönem çok daha rahat geçmektedir. Yüzeysel cerrahilerden sonra muhakkak kontak lens kullanılmaktadır. LASIK cerrahisinden ve SMILE cerrahisinden sonra genellikle kontak lensi tercih etmiyoruz. Lazer sonrası ilk 2 hafta 3 değişik damla kullanılmaktadır. 3 ay kadar ise suni gözyaşı damlalarını hastalarımıza kullandırmaktayız. Lazer cerrahisinden sonra gelişen teknolojilerle ikinci cerrahi girişim oranımız gittikçe düşmektedir. Yani ikinci cerrahi gerekmemektedir. Fakat korneası uygun olan hastalarımızda gerekirse rahatlıkla ikinci cerrahi de uygulanabilir. Yapılan lazeri silmeyi de son zamanlarda bazı hastalarımızdan duymaktayız. Kornea üzerine yapılan lazer cerrahisinin izini silmek mümkün değildir. Ancak bazı firmalar reklam amacıyla bu tür söylemlerde bulunmaktadırlar. İlerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek olan katarak, göz tansiyonu, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı gibi hastalıklar için rahatlıkla cerrahi geçirebilirsiniz. Lazer bunlara engel olmamaktadır. Bunları 3 ana başlıkta inceleyebiliriz. Birincisi, lazerden fazla beklentisi olan insanlar var. Lazer, taktığımız gözlüğü veya kullandığımız lensi ortadan kaldıran, bunlara ihtiyacı ortadan kaldıran bir cerrahidir. Ama bazı insanlar gözleriyle ilgili fazla beklentiye girebilmektedirler. Mesela gece karanlığında uçan kuşun gözünü niye görmüyorum diye şikayetçi olabilmektedirler. İkinci grup ise lazer olmak için acele eden, numarası artmaya devam ederken lazer olmaya çalışan hastalardır. Bunlarda orijinal numara artmaya devam ettiği için 2-3 sene sonra tekrar numara ortaya çıkmaktadır. Üçüncü grup ise lazer sonrası gelişen normal bir takım şikayetleri abartarak yansıtan hastalardan kaynaklanmaktadır. Lazer sonrasında gözde kuruluk, gece ışıklarda uzamalar her zaman rastlanır. Bunlar zamanla azalıp kaybolacaktır. Oysa ki bu tür hastalar şikayetlerini abartarak internet sitelerine yazmaktadırlar.